Merhabalar, ben uzman diyetisyen Sera Uygun Diken. Ramazan ayında sağlıklı beslenme ile ilgili haber ekibimize açıklamada bulunan Aura Güzellik Merkezi diyetisyeni Seray Uygun Diken, sahursuz oruç sağlıklı olmaz dedi. Ani baş dönmeleri, baş ağrıları ve susuzluğun önüne geçmiş olacağız ve ani kan şekeri düşmelerinin önüne geçmiş olacağız. Peki sahurda ne tüketmemiz gerekiyor? Sahur menümüzde süt, peynir, yumurta gibi protein içeriği yüksek besinleri mutlaka sahur menümüze eklememiz gerekiyor. Bunların yanında bir porsiyon meyve, bol yeşillik, söğüş, uzun süre tok tutacak ceviz ve tam tahıllı ekmeği mutlaka sahur menümüze tüketmemiz gerekiyor. Sahur menümüzden sonra aşırı kahve, çay tüketimini sınırlandırmamız gerekiyor. Aşırı tuzlu ve aşırı baharatlı yiyecekleri sınırlandırmamız gerekiyor. Sebebi ise su ihtiyacımızı arttırması. Özellikle zeytin çok tuzlu olduğu için sahurda tüketmememiz gerekmektedir. Peki iftarda nasıl beslenmeliyiz? İftarda öncelikle 1-2 su bardağı su ve 1-2 adet kuru hurma ile orucu açmamız gerekiyor. Ondan sonra çorba ve salata ile devam etmemiz gerekiyor. Salata çorba tüketiminden sonra mutlaka 15-20 dakika mola vereceğiz. 15-20 dakika mola vermemizle beraber uzun süre açlık sonrası yaşayacağımız porsiyon kontrol sıkıntısının önüne geçmiş olacağız. Peki ana öğünde ne tüketeceğiz? Zeytinyağlı sebze yemeği, etli sebze yemeği, ızgara et, tavuk, yoğurt ve ayran tüketmemiz gerekiyor. Kızartmalardan uzak duracağız. Aşırı yağlı ve hamur işlerinden uzak duracağız. Herkesin merak ettiği pideyi ne kadar tüketeceğiz? Pide ekmeği bir ince dilim boyutunda tüketirsek size zarar vermeyecektir. Onun dışında daha çok tam tahıllı ekmek tüketmemiz gerekiyor. İftardan sahura kadar mutlaka 1-2 ara öğün yapmamız gerekiyor. Şerbetli tatlılar yerine daha çok sütlü tatlılar tercih etmeliyiz. Tatlı ihtiyacımızı mevsim meyveleriyle geçiştirmemiz gerekiyor. Ara öğünde neler tercih edebiliriz? Süt, meyve, ceviz veya az şekerli, şekersiz kompostolar tercih edilebilir. İftardan 2 saat sonra hafif tempoda yürüyüş yapmamız besinlerin sindirimine yardımcı olacak ve metabolizmamızın hızlanmasına yardımcı olacak. Ve iftardan sahura kadar en az mutlaka 2 litre su tüketmemiz gerekiyor. Şimdiden herkese mutlu ve huzurlu bir Ramazan diliyorum.